Başladı. Tamam, kayıt başladı sevgili arkadaşlar. Şimdi bulut sunucusu açıldı. Hadis dersine başlayacağız sevgili arkadaşlar. Özellikle hadiste ilk ünitelerden çok fazla soru gelmiyor. Soru gelen yerleri ben kısaca bir değineceğim size. Daha çok özellikle hadis edebiyatı ve hadis tarihi üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. İlk etapta hadis tarihi. Hadis tarihi ile alakalı söyleyeceğimiz ilk şey, bu alanda arkadaşlar yazılmış ilk Türkçe eser. Yani bize ulaşan ilk Türkçe eser sevgili arkadaşlar. Kime ait? Dikkat ediniz. Talat Koçyiğit'e ait sevgili arkadaşlar. Şuradan bunu çizelim. Hadis usulü bağlamında baktığımız zaman hadis usulü de kendi içerisinde iki döneme ayrılır hadiste arkadaşlar. Birincisi mütekaddimun, ikincisi müteahhirun diye. Mütekaddimun dönemi daha çok konuların senetli işlendiği dönemdir arkadaşlar. Ve tüm usul konuları işlenmez. Daha çok işte ihtiyaç olan konular yazılır. Ve bu alanda yani mütekaddimun döneminde yazılmış ilk hadis usulü kitabı Rami Hürmüzi'nin Muhaddisül Fasıl adlı eseridir arkadaşlar. Yani tarihteki ilk hadis usulü kitabı budur diyebiliriz. Müteahhirun dönemine geçtiğimiz zaman arkadaşlar artık bu dönemde konuların senetli bilgilerle işlenmesi geleneği terk ediliyor. Yani hadis tarihi ve hadis, özür diliyorum, hadis usulünde mütekaddimun ve müteahhirun dönemini birbirinden ayıran en temel özellik arkadaşlar, İşlenen konular senetlerle, yani bu hadis kimden geldi, isnat zinciriyle mi işleniyor, yoksa düz olarak sevgili arkadaşlar bunları vermeden daha çok konular mı veriliyor? Müteahhirun döneminin en önemli eseri ise İbn-i Salah'ın Ulumul Hadis adlı eseri arkadaşlar. Bu hadis usulü kitabı aslında şu anki hadis usulünün kaynağı diyebiliriz. Yani geriye dönüp baktığımız zaman en temel, en mühim eser bu hadis usulünde. Çünkü bu eserden sonra ortaya çıkan tüm hadis usulü kitapları arkadaşlar ne yapmak zorunda kalıyor? Bu esere atıf yapmak zorunda kalıyor. Hatta öyle ki bu Ulumul Hadise üzerine bir sürü eserler yazılıyor ama, şerhler yazılıyor ama bunların en meşhuru İbni Hacer'e ait sevgili arkadaşlar. İbni Hacer önce Nuhbetül Fikar adlı bir eser yazıyor İbni Salah'ın Ulumul Hadisine. Daha sonra düşünün ki bakınız bu eseri Ulumul Hadisi Şerhi, yani özeti. Fakat öğrencileri diyor ki İbn Hacer'e, hocam diyorlar ya siz bu kitabı özetlediniz ama biz hala da bazı başlıkları anlamakta güçlük çekiyoruz. Daha sonra düşünün arkadaşlar, İbn Hacer Ulumul Hadise yazdığı özetini yazıyor. Nüzhetün Nazarı yazıyor bunun üzerine arkadaşlar. Ve şu an Türkçe olarak gördüğümüz veya şu an bizim öğreneceğimiz veya TDV'de yer alan veya Türkçe hadis usulü kaynaklarında yer alan hadis usulü arkadaşlar, bu İbni Hacer'in Nuhbetül Fikar ve Nüzhetün Nazarı'nın Türkçe'ye çevrilmiş halidir arkadaşlar. O yüzden özellikle bilmeniz gereken en önemli eserler bence hadis tarihi, hadis usulü bağlamında İbn-i Salah'ın Ulumul Hadisi ve İbn Hacer el-Askalani'nin Nuhbetül Fikri sevgili arkadaşlar. Hadis ilminin temel kavramlarına baktığımız zaman buradan da bir tane çıktı soru gelmişti bize daha önce. En son 2022 DHBT'de tekrar geldi arkadaşlar. Hadis veya sünnet çeşitlerine baktığımız zaman burada dört kavram göreceğiz. Birincisi sözlü veya bir diğer adıyla kavli hadis arkadaşlar. Bunlar peygamberin sözleri, ifadeleri diye geçer. Mesela en meşhur bunun innemel amalu binniyat. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Bu genellikle hadislerde şunu görürsünüz. Peygamber buyurdu ki, dedi ki, söyledi ki, kavramıyla daha çok karşımıza çıkar. Fiili sünnet peygamberin yaptıkları ettikleridir arkadaşlar. İşte mesela Hazreti Ayşe'den gelen Resulullah bir işi yaptığı zaman sağlam yapardı. Eylem var burada. Yapardı, ederdi, otururdu, kalkardı gibi. Sünnet bu çıkmış soru olarak geldi arkadaşlar. İki defa çıkmış soru olarak geldi. Sünnette peygamberin ya önünde gerçekleşecek ya da sevgili arkadaşlar bilgisi dahilinde bir olay olacak. Yani olay yaşanacak ve ona haber verilecek. Ve bu şekilde olmasına rağmen, yani peygamberin ya görmesi ya haberi olmasına rağmen yapılan davranışları ne onaylaması
ne de karşı çıkmaması arkadaşlar. Yani burada peygamberin aslında baktığınız zaman tarafsız kalması, bir şey söylemesi, söylememesi, sessiz kalması. Yani bir olay yaşanıyor ya da bir olayın haberi geliyor ona. Diyorlar ki o şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Peygamber Efendimiz hiçbir şey söylemiyor. Tarafsız kalıyor. Bu da işte arkadaşlar takrir-i sünnet oluyor. Ne demek oluyor? Yani peygamber burada yapılan iki davranışı da aslında kabul edilebilir görüyor. O yüzden birinden diğerini tercih etme şeyinde bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Bunun iki tane örneği var. Bu bize çıkan örneğidir arkadaşlar. Hendek Savaşı sonrasında Peygamber Efendimiz sahabelere diyor ki Beni Kureyze kabilesi üzerine gideceğiz. Ancak Beni Kureyza'nın yaşadığı mevkiye varmadan ikindi namazını kılmayın diye bir emir veriyor. Bir buyuruyor sevgili arkadaşlar. Fakat yolda bazı sahabeler diyor ki efendim vakit çıktı çıkacak. Ya da bazıları diyor ki çıksın önemli değil kazaya kılarız peygamber oraya varmadan kılmayın dedi. Bazıları diyor ki peygamber namazı kazaya bırakmamayı tavsiye ediyordu. Bazıları diyor ki peygamberin kesin emri var. Bazıları duruyor kılıyor. Bazı sahabeler de devam ediyor yolu arkadaşlar. Tabii daha sonra bu peygamberimize aktarılınca işte efendim bazıları emrinizi dinlemedi, durdu namaz kıldı. Bazıları devam etti vesaire deyince peygamber herhangi bir şey söylemiyor arkadaşlar. Sessiz kalıyor gibi düşünün. Ya da bu keler eti miydi? Herhalde keler etiydi yanlış hatırlamıyorsam sevgili arkadaşlar. Keler eti miydi? Keler eti miydi? Şöyle bir keler eti herhalde. Şu hayvan arkadaşlar çöl kertenkelesi diyorlar. Mesela bununla alakalı bir olay da var. Takdir-i sünnete çok örnek verirler. Bir sahabe peygamber efendimize ahanda bu kertenkelenin arkadaşlar etinden ikram ediyor. Tamam mı? Hani yer misiniz diye. Bu keler diyorlar buna kertenkeleye. Peygamber Efendimiz diyor ki ben istemiyorum, beğenmiyor. Yani hani geri çeviriyor sevgili arkadaşlar. Fakat orada sahabeler de yiyor. Onlara da yemeyin demiyor. Yani kendi yememeyi tercih ediyor ama yiyene de hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar. Bu da yine taklidi sünnete örnek verilir çoğunlukla. Vasfi sünnet dediğimiz bu da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Başlığa da dikkat edin genellikle bilinmiyor. Peygamberin ahlakından bahseden hadisler işte Resulullah insanların en cömertiydi. Yaratılışla ilgili hadisler bunlar da peygamberin dış görünüşünden bahseden hadisler oluyor sevgili arkadaşlar. Hadisin yapısına baktığımız zaman hadis dediğimiz şey temelde iki yapıdan oluşuyor arkadaşlar. Senet ve metinden oluşuyor. Senet dediğimiz kısım hadiste hadisin silsile olarak geriye sayarak ilk söyleyenine ulaştırmak diyoruz arkadaşlar. Yani bu hadisi bize rivayet eden ravilerin isim zincirine deniyor ve buradaki kişilere de spesifik olarak ravi deniyor. Bir senet çözümlenirken arkadaşlar bakılan bazı başlıklar var. Bunlar neler? İşte birinci soru şu. Bu senet bu hadisi ilk kim söyledi? Son olarak bize kim aktardı? Bu hadis nasıl bir hadis? Yani peygamberden mi geliyor, sahabeden mi geliyor, tabiundan mı geliyor? Ya da bu hadisin kaç tane ravisi var? 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı? O tarz hadis çözümlemeleri ya da senet çözümlemeleri yapılır sevgili arkadaşlar. Burada da bir tane örnek çözümleme görüyoruz. Senedin kaynağı yani hadisi ilk söyleyen kişi arkadaşlar senedin müntehası olarak kabul edilir. Şey Arapçadan geldiğine yentehi, intihadan geliyor. Müntehada ne demek? Kaynak yani son bulduğu yer demek sevgili arkadaşlar. Bu gördüğümüz örnek senette senedin kaynağı kim? Geriye dönüp baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu müntaha değişebilir mi arkadaşlar senedin kaynağı? Değişebilir. İşte eğer sahabeden birinden geliyorsa mesela bu Hazreti Ömer yazarsa müntehası Hazreti Ömer olur burada. İptidası ise senedi sona doğru saydığımız zaman yani peygamber ondan biri almış, ondan biri almış, ondan biri almış günümüze doğru geliyor Peygamber Efendimiz döneminde. Ve bize en yakın, bize haberi ulaştıran kişiye de arkadaşlar dikkat ediniz iptida deniyor. Yani senedin bize en yakın kısmına iptida kronolojik olarak Buhari var burada. Senedin bize en uzak dikkat ediniz. Ya da hadis metnine en yakın yerine de münteha deniyor. Bu örnek hadisimizde sevgili arkadaşlar.
Buhari ve Resulullah'ı kullandık. Ama bu değişebilir. Her zaman Resulullah veya Buhari olacak diye bir kaide yok. Buraya Müslim'den gelmiştir hadis. Müslim'in hadisidir bu. İptidası Müslim yazarız. Ya da sahabeden veya tabiunun bir kendi hadisi şerifidir. O zaman ona da müntehasına da ne yazarız? İşte tabiun veya sahabenin adı kimse onu yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Özellikle bir buna bakın dedik. Yani bir senedin iptidası neresi, müntehası neresi? Burada müntehası. Peygamber iptidası Resulullah diyorum Buhari arkadaşlar. Senette toplamda 5 ravi var. Senetteki ravileri sayarken sevgili arkadaşlar ne yapmıyoruz? İptida ve müntehayı saymıyoruz. Bu müelliftir. Bu hadisin kaynağıdır sevgili arkadaşlar. Arada kalanlara da ravi adı veriliyor. Bak bu müellif, bu hadisin kaynağı yani sözü söyleyen kişi, bu arada aktaranlara da ravi deniyor. Bunları çıkardığımız zaman sevgili arkadaşlar geri kalanları sayıyorsunuz. İşte peygamberden Enes bin Malik 1, ondan Yezid 2, ondan Şube 3, ondan Yahya 4, ondan da Muhammed bin Beşar 5. O zaman burada kaç raviden gelmiş? 5 raviden gelmiş. Bu da kaçlı bir senet oluyor arkadaşlar? Humasi beşli demek. Yani bu sülasi derse üçlü, rubai derse dörtlü, umasi derse beşli, südasi derse de altılı oluyor. Ki zaten arkadaşlar ya dörtlü olur ya beşli olur. Hani ortalama genellikle dört beştir. Üç çok nadirdir. Altı o da artık zaten Buhari ve Müslim'e altılı isnatlar çok alınmıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden rubai ve humasi bilseniz yani dörtlü demek rubai, humas da beşli demek Arapça. Senedin müntehasına bakıyoruz. Senedin müntehası kim burada arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden gelen hadislere biz ne diyoruz? Merfu hadis diyoruz. Eğer sahabeden gelseydi mevkuf derdik, tabiundan gelseydi maktu derdik. Bazen arkadaşlar soruyor işte hocam şurada bir makalede şöyle yazıyor, burada bir makalede böyle yazıyor. Sevgili arkadaşlar, siz ÖSYM'nin yaptığı sınava giriyorsunuz. Ve ÖSYM'nin kullandığı temel kaynaklara baktığımız zaman, özellikle işte İsmail Lütfü Çakan'ın, işte İbni Hacer'in, Talat Koçiğit'in eserlerine baktığımız zaman, müntaha bu, iptida bu şekilde tanımlanır. Başka kaynaklarda farklı bilgi verilebilir size. İşte müntaha o değil de şu diyebilir. Bunlar kişilerin kendi iddiaları veya yorumlarıdır. Belki siz de öyle düşünüyor olabilirsiniz. Fakat sınavı yapan adam, sınavı yaparken kullandığı kaynakta ne yazıyorsa onu baz alır arkadaşlar. Şimdi siz bir soru çıkar, gördüğünüz makaleye göre yaparsınız arkadaşlar. ÖSYM'e itiraz ettiğiniz zaman ÖSYM'nin umurunda bile olmaz. Der ki benim kaynağımda böyle yazmıyor. Yani burada ne kendi kafanızı karıştırın, ne de kendinizi riske atın. Tamam mı? Böyle tartışmalı şeylerden çok uzak durmaya çalışın. Gerek yok. Size özellikle bu son dönemlerde bunu çok yaparlar. Tamam mı? İyi niyetliler de olabiliyor. Bazen kötü niyetliler de olabiliyor. Biraz insanların kafasını karıştırmak, biraz öğrencilerin çalışma psikolojisini bozmak adına. Yapanlar da olabiliyor kötü niyetli olarak. Bunları olabildiğince görmezden gelin. Kendi işinize odaklanın sevgili arkadaşlar. Emin olun ki başarı o şekilde geliyor. Yoksa o öyle demiş, bu böyle demiş de iş bir gidiyor. Bir bakıyorsunuz 3-5 gün onun peşinde koşuyorsunuz. Sınava bile çalışamamışsınız. İsnat çeşitlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar âli isnat ve nazil isnat şeklinde iki çeşit isnadımız oluyor. Âli isnat aynı hadisin isnadının ilk kaynağı diğerlerine oranla en yakın olan isnada deniyor. Nazil isnat da daha uzak olan isnada deniyor. Burada dikkat ediniz arkadaşlar. Elimizde bir tane hadis var. İşte A numaralı hadisi. Bunun birden fazla isnadı var. Yani birden fazla kişiden aktarılmış bu. Ve burada hadis alimleri ne yapıyor? Ayırıyor. Bakıyor mesela bir numaralı isnada bakıyor. Bir numaralı isnat mesela dört kişiden gelmiş. Dört kişiden gelmiş. İki numaralı isnat toplamda altı kişiden aktarılarak gelmiş. Hadis alimleri ne diyor arkadaşlar? En kısa olana yani ilk kaynağı hadisi söyleyene en kısa olana âli isnat diyorlar. En uzak olana da
nazil isnat diyorlar. Yani bu bir ve ikili hadislerin isnadına baktığımız zaman hangisi âli oluyor? Yani hangisi sayısal olarak daha az? Bir numara. Yani dört kişiden gelen âli oluyor. İki kişiden, iki numaralı, altı kişiden gelen nazil oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bazen şöyle düşünebiliyorsunuz. Hocam daha fazla kişiden gelmesi daha güvenilir kılmaz mı? Hayır arkadaşlar. Çünkü kulaktan kulağa oyununu düşünün. Ne kadar az kişi aynı haberi bir diğerinden bir diğerine aktarırsa bozulma o kadar az oluyor. Ama 10 kişi, 20 kişi kulaktan kulağa arkadaşlar oynadığında bir bakıyorsunuz burada söylenen başka, burada çıkan başka. O yüzden hadisçiler diyor ki ilk kaynağı yani hadisi söyleyene en kısa yoldan bizi götüren en kaliteli isnattır. O yüzden elinde iki isnat varsa âli ve nazil olarak hadisçiler hangisini seçer? Âli isnadı seçer arkadaşlar. Hatta bazı hadislerin âli isnadına ulaşmak için kilometrelerce yol yapıyorlar. Sınır tanımıyorlar. Biz bu hadis yolculuklarına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Rıhle faaliyetleri. Yani rıhle faaliyetlerinin asıl amacı ne zaten? Adam niye Irak'tan kalkıyor ta Şam'a gidiyor, Mısır'a gidiyor? Niye bunu yapıyor? Çünkü en kısa yoldan hadise almak istiyor ki en doğrusunu ele geçirsin. Buna özellikle dikkat edin. Âli isnat, nazil isnat karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bir kere zaten sormuş diyor DHVT'de ama KPSS'de sorusu yok. Metinde bizim hadis diye okuduğumuz kısım oluyor. Ravi'ye geldik. Ravi de burada arkadaşlar. Ravi dediğimiz kişi ya da şey nedir? Hadisi belli usullere göre alıp belli usullere göre aktaran kişi arkadaşlar biz ravi diyoruz. Bakın bu tahammül eda yöntemlerini de anlatacağım size. Hadisin alınması yani öğrenilmesi tahammül, aktarılması eda kavramıyla ifade edilir arkadaşlar. Genellikle çoğu kişi mesela tahammülül hadis diye ezberliyor hepsini. Ben birkaç kere soru bankasında da sormuştum bunu. Demiştim ki hadisi öğrenmeye ne denir? Hiç bu şekilde sorulmadığı için bazen garipseyebiliyor öğrenciler. Hadisin öğrenilmesi tahammül, aktarılması eda oluyor. Burada ravi tabakaları var arkadaşlar. Daha çok sahabe tabakası bizim için burada daha çok önem arz ediyor. Ve çok fazla da soru geliyor aşağı yukarı buradan. Baktığımız zaman son yıllarda nereden baksanız 4-5 tane soru çıkmış karşımıza buradan geldi. Birincisi sahabe tabakası. Sahabe dediğimiz kişi sevgili arkadaşlar, bunun iki tane çıkmış sorusu var. Peygamberi Müslüman olarak görecek ve Müslüman olarak ölecek arkadaşlar. Yani bir kişinin sahabe olmasının iki yolu var sadece. Ya peygamberi Müslüman görecek ve Müslüman ölecek. Bu ikisi yoksa arkadaşlar asla sahabe olamaz. Tekrar ediyorum. Müslüman görecek, Müslüman ölecek. Bu iki şart taşımıyorsa biz o kişiye ne demiyoruz? Sahabe demiyoruz. Bir kişinin sahabe olduğu nasıl kanıtlanabiliyor? Ya aşırı meşhur oluyor, tevatür. Yani mesela dört halife gibi düşünün. Hazreti Ali'nin veya Hazreti Ömer'in halife olduğundan, sahabe olduğundan şüphemiz var mı arkadaşlar? Böyle bir acaba Hazreti Ömer sahabe midir diye düşünüyor muyuz? Hayır. Yani siyer İslam tarihine baktığınız zaman her köşede var. Kesin sahabe diyorsun. Tevatür. Çok kesin bilgi. Şöhret tevatür derecesine ulaşmasa da o dönemde meşhur olması, başka birinin şahitlik yapması, ben bunun sahabe olduğunu biliyorum diye bir sahabe olması lazım tabii ki bunun da. Ve son olarak ikrar sevgili arkadaşlar. Kişi kendisinin sahabe olduğunu iddia edebilir. Fakat bir kişinin sahabe olup olmadığını nasıl kanıtlayacaklar? Ölüm tarihine bakacaklar arkadaşar. Eğer kişi en geç Hicri 110 tarihinden önce ölmüşse sahabe kabul edilir. Ama Hicri 110'u geçtiyse sevgili arkadaşlar kabul edilmez. Neden? Çünkü son sahabe
Hicri 110'da ölmüştür arkadaşlar. Mesela adam dedi ki ben sahabeyim. Adamın ölüm tarihine bakıyorsunuz Hicri 140. Ne diyorlar? Kardeşim sen sahabe değilsin. Neden? Çünkü sen 110'dan sonra ölmüşsün. O 110 tarihi burada arkadaşlar bir sınır. Tamam mı? Buna özellikle dikkat ediniz. Dört farklı şekilde bir kişinin sahabe olup olmadığı belirlenebiliyor. Muhadram kavramı 2022'de karşımıza çıkmış soru olarak geldi. Daha önce sorulmuş muydu? Daha önce de MBSTS'de 2017 yılında sorulmuştu arkadaşlar. Özellikle size şunu söyleyebilirim. ÖSYM hadis sorularınızın %80'ini MBSTS'den alıyor. Tekrar ediyorum. Hadis sorularınızın %80'i MBSTS üzerinden geliyor arkadaşlar sizin. Tamam mı? Mesela 2022'deki soruların çoğunluğu 2017-2018 MBSTS sorularının azıcık alttan üstten takla attırılmış haliydi sevgili arkadaşlar. Muhadram nedir peki? Muhadram da dikkat ediniz peygamberle aynı dönemde yaşayıp, aynı devirde yaşayıp, peygamber zamanında Müslüman olup fakat onu göremeden ölen kişilere deniyor. Yani sahabe ile muhadram arasındaki tek fark ne arkadaşlar? Aynı dönemde yaşıyorlar, Müslüman ölüyorlar, görürse sahabe, göremezse muhadram oluyor. Bunu şöyle kodlatıyorlar genellikle, öğrenciler söylüyordu bunu mesela. Şimdi adam peygamberle aynı dönemde yaşıyor ama onu göremeden ölüyor. Hocam bu drama kalp dayanmaz, çok acıklı bir durum. Yani düşünün ki peygamberle aynı dönemdesiniz ama onu göremeden vefat ediyorsunuz. İşte bu bir dramdır. Böyle adam da muhadramdır diyeceğiz. Tamam mı? 2022 KPSS'de çıkmış soru olarak geldi. Yani tek farkı arkadaşlar peygamber sahabeden peygamberi görmemiş olması. 17'de geldi, 2022'de size geldi. Sahabeler kendi içerisinde arkadaşlar mukillun ve muksilun diye de ikiye ayrılıyor. Muksilun dediklerimiz 1000'den fazla hadis rivayet eden sahabeleri kastediyor. Mukillun ise sevgili arkadaşlar 1000'den az hadis rivayet eden sahabeleri ifade ediyor. Bu birkaç kez çıkmış soru olarak MBSTS'de geldi. Normalde isim ezberletmem ama muksirun kavramını bilin ve bu 7 ismi bilin arkadaşlar. Sorar. Ha, yandaki hadis sayısını ezberlemek zorunda değilsiniz ama bu 7'li isim bence sorulabilecek kadar önemli. Çünkü 2019'da 2020'de baktığımız zaman şıkla parçada yazmış arkadaşlar ÖSYM'e. O yüzden dikkat etmek lazım. Karşımıza gelebilir. 1000'den fazla hadis rivayet eden sahabelerin ilk başında arkadaşlar Ebu Hureyre geliyor. 5374 hadiste. Abdullah İbni Ömer 2600, Enes bin Malik 2280, Hazreti Ayşe 2210, Abdullah bin Abbas 1660, Cabir bin Abdullah 1540, Ebu Seyyid el-Hudri de 1170. Bunları sevgili arkadaşlar dediğim gibi ne kaç rakam önemli değil. Sadece kim muksirundandır diye sorarsa bilin. Mesela çeldirici olarak size dört halifeden birini verebilir. Hazreti Ali olabilir, Hazreti Ömer olabilir, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman olabilir. Onun dışında mesela Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer var. Abdullah İbni Mesud da sizi düşürebilir. Ubey İbni Ka'b olabilir. Gibi gibi bu şekilde arkadaşlar farklı isimler verip kafanızı karıştırabilir. Buraya dikkat edin. Daha önce MBSTS'de çıktı. Çıkar arkadaşlar. Peki burada bu da iki kez çıkmış soru olarak geldi. Şurası arkadaşlar size KPSS'de geldiğimde üst üste iki defa sordu. Şimdi bazı sahabeler 1000'den fazla hadis rivayet etmiş, bazıları 1000'den fazla rivayet etmiş. Bu farklılığın sebebi nedir sevgili arkadaşlar? Bu farklılığın sebebi şudur. Birincisi, bazı sahabeler arkadaşlar, dikkat ediniz, yönetim ve idare işlerle meşgul oluyor. Dikkat ediniz. Yani adam yönetimde görevli. Mesela Muaz bin Cebel. Peygamber Efendimiz onu Yemen'e gönderiyor sevgili arkadaşlar. Adam Peygamber Efendimiz vefat edene kadar neredeyse Medine'ye tek tük geliyor. Şimdi sürekli peygamberin yanında olan Ebu Hureyre mi daha çok hadis alır
Yoksa Muaz bin Cebel mi daha çok hadis alır arkadaşlar? Baktığınız zaman. Elbette ki Ebu Hureyre sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın bu da önemli. Bazı raviler arkadaşlar hadis rivayetinde hata yapmaktan endişe duyuyorlar. Yani bazıları diyor ki abi riskli iş, yanlış hatırlamışım, yanlış duymuşumdur, bir şey söylerim, olmaz. Yani tedbirli davranıyor. Bazıları istemiyor yani bilse bile rivayet etmek istemiyor arkadaşlar. O riske girmek istemiyor açıkçası. Peygamberle geçirdikleri zaman dilimi yani zaten bu tamamında etkili. Bazısı sürekli yanında oluyorken bazısı olamıyor arkadaşlar. İşi gücü olan var, çalışan var. Başka şehirde yaşayan sahabeler var. Ticaretle uğraşıp gidip gelenler var gibi gibi. Bazıları peygamberden önce vefat ediyor. Yani savaşlarda vefat ediyor. Bazıları sonuna kadar yanında kalabiliyor. Yine aynı şekilde bu da sevgili arkadaşlar çok barizdir. Nasıl ki her insan aynı kapasitede ilim öğrenmeye sahip değilse, her sahabenin de arkadaşlar ilim öğrenme ve öğretme kabiliyeti aynı olmayabilir. Yani herkesin özelliği farklı olabilir. Şimdi mesela Ebu Zeyd el-Hudri 1170 hadis rivayet etmiş. O da sahabe. Ama Halid bin Velid bu kadar rivayet etmemiş mesela hadis. Şimdi Halid bin Velid Ebu Said el-Hudri'den daha aşağı bir sahabe midir arkadaşlar baktığınız zaman? Hayır. Neden? Çünkü Halid bin Velid de askeri alanda hizmet etmiştir. Yani burada aslında şu önemli arkadaşlar. Farklı sayıda hadis rivayet etmek birebir sahabenin ilmi seviyesini, birebir sünnet bilgisini ölçmüyor. Farklı farklı gerekçelerden dolayı daha fazla hadis bilse dahi sevgili arkadaşlar, dikkat ediniz, daha fazla hadis bilse dahi muksiruna girmemiş bir sürü sahabe var. Mesela bunların en başında Amr İbni Elas gelir arkadaşlar. Kendisi Ebu Hureyre'den daha fazla hadis bilen bir sahabedir. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı çok az arkadaşlar hadis nakletmiştir. En önemli sebeplerinden biri de hadis nakletme imkanı bulunan yerden uzaklarda yaşaması arkadaşlar. Şimdi Ebu Hureyre nerede yaşıyor? Medine'nin göbeğinde yaşıyor sevgili arkadaşlar. Amr gidiyor bir dağın başına mesela. Şimdi en basitinden söylüyorum. Bildiğiniz bir bilgiyi veya bildiğiniz bir hadisi aktarabilmek için ne lazım arkadaşlar? Abdullah bin Amr bin Elaz hocam işte tamam. Abdullah bin Amr bin Elaz. Tam adı o yani. İletişim ya da insan olması aynen öyle. Yani adam duvara aktaramaz değil mi? Duvara aktaramaz bildiği hadisi. Bu da mesela çok önemli. Yani yaşadığı yerde çok önemli arkadaşlar baktığınız zaman. Niye? Şimdi Medine'nin göbeğinde, metropolde yaşıyor Ebu Hureyre. İlimle uğraşan adam çok, hadis öğrenmek isteyen adam çok, aktarabiliyorsun. Ama gittin dağın bir köşesine. Şimdi adam yok. Var olan adam da diyor ki baba ben ne yapayım hadisi? Ben koyunları otlatıyorum vesaire. Tamam mı? Bu yüzden arkadaşlar hadis nakletme imkanı bulunan yerlerden uzakta yaşamaları da hadis aktarım sayısına doğrudan doğruya etki ediyor. Baktığınız zaman arkadaşlar 1, 3, 4, 5, 6, 7 aşağı yukarı ortalama 9-10 soru var. Sadece şu Rabi başlığında. İşin güzel tarafı bu 9-10 sorunun sadece 2-3'ü size gelmiş. Hem de 2-3'ü son 2 yılda gelmiş. Tamam mı? Yani bakın yaklaşıyor, yaklaşmakta olan diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi kaydı burada durduralım. Hadis ilminin temel kavramları diye başlık atalım. Hadis ilminin alt dalları ya da ulumul hadis diye tekrar kayıt açalım sevgili arkadaşlar.